Kıymetli izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir zirve programıyla daha karşınızdayız. Zirveye güzide simaları konuk etmeye devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Kendisini uzun dönemdir takip ettiğim, hatta ortaokul çağlarından beri takip ettiğim bir isim. Gerçekten çok ilgiyle, alakayla takip ettiğimiz ve sizin de yakından bildiğiniz bir isim. Sıtkı Aslanhan Beyefendi bugün konuğumuz. Sıtkı Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Öncelikle kardeşim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. Allah razı olsun. Şimdi biz zirvede genelde şunları konuşuruz. İş adamları olur. Sektörle alakalı sıkıntılarını konuşuruz. İşte Konya'daki ne kadar istihdam sağlıyorlar, kaç ülkeye ihracat yapıyorlar. Bu konuları genelde zirvede münazara ederiz. Ancak bugün sizinle asıl da işin özünde de konuşmak istediğimiz ve bizim Konya sanayicisinin ve Türkiye genelinde de baktığımız zaman bu sıkıntıyı gözlemlediğimiz temel bir sıkıntımız var. Bizim çocuk fabrikalar çocuklara kalacak mı? Bu sıkıntıyı konuşuyoruz. Hakeza işte sosyal alanda da çalışmalarımızdan dolayı bize hep bu bağlamda sözler geliyor. İşte ya çocuklar nasıl olacak? İşte bizim fabrika var, bu şu hale geldi, 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama işte nasıl bırakacağız gibi endişeler çok fazla konuşulur oldu artık. Aslında buradan da açarak konuyu girmek istiyorum. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Estağfurullah. Ben öncelikle bizi misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Konya'da olmaktan, Koyalı dostlarla beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kanal 42 aracılığıyla da buradan dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen kıymetli dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Hakikaten önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bundan birkaç sene öncesine kadar çok konuşulan konular değildi. İşletmeler tamamen büyümeye odaklanmışlardı, ihracata odaklanmışlardı, teknolojiyi yakalamaya odaklanmışlardı, para kazanmaya odaklanmışlardı. Dişleriyle, tırnaklarıyla ama babalarından kendilerine kalan, işte ikinci kuşak dediğimiz, özellikle Konya için de söylüyorum, buraları da az çok tanıdığım, birçok firmayı da bildiğim için söylüyorum. Okuma yazma bilmeyen, belki ilkokul mezunu, babasından, efendim köyden gelmiş, babasının dişiyle, tırnağıyla küçük kurduğu atölyeleri fabrikalaştıran, ihracat boyutuna taşıyan bir kuşak var şu an. Konya'da ve Türkiye genelinde sanayinin, ekonominin hızlı olduğu yerlerde. Bu insanlar gece gündüz çalışıyorlar, çok iyi işler yapıyorlar, çok iyi ürünler üretiyorlar, çok iyi pazarlar yakaladılar dünyanın dört bir tarafında. Bir süre buna odaklandılar, bunu yapmanın derdine düştüler. Bunlar artık belli bir düzene girip belli bir standardı yakaladıktan sonra ileriye dönük projeler yapmaya, ileriye dönük stratejiler belirlemeye ya da profesyonel danışmanlar alıp ne yapacağız, ne edeceğiz 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonralarını planlamaya kalktıklarında evin içine dönüp kızlarına ve oğullarına bakmaya başladılar. Özellikle hani bu coğrafyada oğulları olanlar, biz bu fabrikayı, bu atölyeyi, bu dükkanı, bu şirketi oğlana bırakabilecek miyiz? Evet. Ama bir baktılar ki arkadan kendileri gibi bir nesil gelmiyor. Ya da babalarından devraldıkları gibi kendilerinden devralacak bir nesili yetiştiremediklerini gördüler. Tabii bunun birçok sebebi var. Bugün dilimiz döndüğünce bazı sebeplerini konuşuruz. En büyük sebeplerinin başında farkında olmadan işte o para kazanma sürecinde, o çalışma sürecinde günün belki 24 saati kurumumuzu iyi yerlere taşıma adına mücadele ettiğimiz süreçte biz çocuklarımızı ihmal ettik. Çocuklarımızın eğitimini, çocuklarımızın gelişimini, şahsiyet eğitimleri dahil birçok işini özel okullar başta olmak üzere imkanları olanlar başkalarına havale etmek zorunda kaldık. Evet. Yani ilkokul, ortaokul, lise giden çocuğumuzu güzel bir özel okula verdik. Efendim parasını verdik. Dedik ki bu çocuğun eğitimiyle ilgilen. Eğer manevi değerleri varsa işte ahlakıyla ilgilen, maneviyatıyla ilgilen. Ahlaklı bir çocuk olsun, düzgün bir çocuk olsun, başarılı olsun. İyi bir üniversite kazansın dedik. Paranın haddi hesabı yok. Ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Bunları verdik. Bu okullarda da bu çocuklarımızı ellerinden geldiğince yetiştirmeye çalıştırdılar. Bunların bir kısmı işte yeterince ilgilenmediği için anne baba, o arada kaçırdığımız şeyler süreç içerisinde anlatacağız bazılarını. Okul başarıları, akademik başarıları çok iyi olmadığı için, evet, özel okullarımızda bir şekilde bu çocukları sırtlarını sıvazlayıp geçiştirdikleri için her şey yolunda. Efendim var mı çocuğumuza? Efendim problem yok. Sen yeni dönemin kaydını yap. Evet. Biz yeni dönemde de çocuğumuza gerekenleri vermeye devam edeceğiz diyerek her sene kaydını alarak çocuklarımızın, yanlış anlamasın buradan, tabii özel okul sahipleri dostlarımız çok sayıda var. Efendim devam etti. Üniversitede duvara tosladı. Baktı ki çok da iyi bir puan alma şansı yok. İyi bir üniversiteye gitme ihtimali yok. İşte bir Boğaziçi, bir ODTÜ, bir Yıldız'a, bir
İTÜ'ye efendim ne bileyim buna benzer Türkiye'nin kaliteli iyi puanlı alan okullara gitme ihtimali yoksa hemen imdadımıza özel üniversiteler yetişti. Evet. Problem yok canım yani özel üniversiteler sağ olsun 180 üzerinde 150 üzerinde puan aldıysa her çocuğun 500 bininci de olsa şu an gidebileceği okullar aynen. var efendim. Oralara verdik. Altına arabayı verdik. Cebine limitsiz kredi kartını verdik. Bizim oğlan mühendis olacak. Şu işletmeci olacak. İşte dış ticaret okuyacak. İşimizle ilgili diller bilecek. efendim evet. diller öğrenecek. Evet. Ama baktık ki yıllardır özel okulda okuyan çocuğumuz üniversitede hazırlıkta İngilizce'de kalıyor. Evet. Yazın İngiltere'ye gönderdik. Geldi yine kaldı. Devam edemedi. Dil kötü. Dil öğrenemedi. Gitti okulda altında araba işte İstanbul'a gittiyse Ankara'ya gittiyse stüdyo daireler evler aldık. Orada da çocuğumuz aman üniversitede de sıkıntı yaşamasın diye orada da çocuklarımıza her türlü imkanı sağladık. Sonra dönüp İşlerinin başına gelmeleri gerektiğinde bir baktık ki ne işten anladıkları var, ne çalışma disiplinleri var, ne zorluklarla mücadele etme var, ne sabah namazından sonra kalkıp da ben bir fabrikaya gideyim bir bakayım bakalım işçiler gelmiş mi, ne oluyor, ne bitiyor evet. durumu var. Efendim paranın nereden geldiğinden hiçbir haberleri yok, paranın nasıl kazanıldığını bilmiyorlar, iş deneyimleri yok, çalışmışlıkları yok, hayatlarında hiçbir zorlukla, hiçbir engelle, hiçbir problemle karşılaşmamışlar. Evet. Karşılaşılan bir sorun nasıl aşılır? Bugün Konya'da ticaret yapan... Değil mi yani? Tabii gelişmedi çünkü. Konya'da ticaret yapan kardeşlerim efendim insanlar ihracat yapan insanlar az kolay işler mi yaptılar? Ne biçim zorluklarla karşılaştılar? Tabii. Nasıl problemlerle karşılaştılar? Dünya çapında rakipleri var. Bunlarla her gün mücadele ettiler. Sabah işçisinden önce geldi. Gecenin geç saatlerinde ayrılmak zorunda kaldı. Günlerce yurt dışı gezileri yapmak zorunda kaldı. Evet. Anadolu'da bayi bayi gezmek zorunda kaldı. İşçisinden 100 kat daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Yıkıldığı anlar oldu. Devalüasyonlar oldu. Maddi sıkıntılar oldu. Dolar yükseldi. Efendim o oldu bu oldu. Ürünü satamadı. Problem evini sattı. Arabasını satmak zorunda kaldı. Ama hayatı öğrendi. Evet. Hayatın bir mücadele olduğunu öğrendi. İnşirah suresinde olduğu gibi zorlukla beraber kolaylığın muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık var dediği gibi Cenab-ı Allah'ın bu ayete iman etti. İş hayatında bir zorlukla karşılaştığı zaman ben doğru olursam, dürüst olursam, işimi güzel yaparsam, işime devam edersem Allah mutlaka bu zorluktan sonra bana bir kolaylık verecek diyerek bu işi sürdürdü. Evet. Ama şimdi bizim çocuklarımız, yetişen çocuklarımız küçüklükten itibaren yokluğu bilmeyen, hayatında hayırı duymayan, hiçbir eksiği olmayan, el bebek, gül bebek, prens ve prenses olarak yetiştirilen çocuklar hiçbir zorlukla karşılaşmamış. Kendisi hiçbir sorun çözmemiş. Yani onları da direkt suçlayamayız o zaman değil mi? Çocukların hani sadece gençleri suçlu görüp. Çocukların, Sami kardeşim, çocukların hiçbir suçu yok. Evet. Benim çocuk eğitiminde kendi 4 çocuğum var. Bir ilkem vardır eşimle beraber. Biz çocuk eğitiminde halka halka sorumluluk deriz. Eğer çocuğumuzda yanlış bir davranış varsa, bir sıkıntı varsa ben önce kendime sorarım. Ey Sıtkı Aslanan, kızının kötü bir kelime kullanması, oğlunun yanlış bir iş yapması varsa, kötü evet. bir davranış varsa sen nerede hata yaptın? Nerede yanlış yaptın? Bu davranışının sorumlusu sensin. Eğer kendimi iyicene irdeledikten sonra, hesaba çektikten sonra kendimle bulamadıysam eşime soruyorum. Hanım sen nerede hata yaptın? Nerede yanlış yaptın da bu çocuk böyle oldu? Sonrasında okul, çevre, halka halka sorumluluk en son çocuğa geliyor. Çünkü başta o davranışsal bozukluğunun sebebini çocukta aramak, hani meşhur bir hikayedir ya, ahırda kaybettiği yüzüğü karanlık olduğu için avluda arayan Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor. Evet. Hocam ne arıyorsun? Yüzüğümü kaybettim onu arıyorum. Nerede kaybettin? Ahırda. Avluda niye arıyorsun? Orası karanlık da ondan demiş. Yani bu sorunu çözmemeye ya. Bizim çocuktan iş olmaz. Bizim çocuk şunu yapmıyor. Ya yapmıyor da niye yapmıyor? Bu çocuk sabahın 5'inde 6'sında yatağından fırlayıp niye işe gelmiyor? Niye işe sahip çıkmıyor? Niye mücadele etmiyor? Niye sorumluluk almıyor? Niye yokluğu bilmiyor? Bunun sebepleri nedir? Bir sor bakalım. Sen nerede hata yaptın? Bu tarz iş adamlarıyla hep konuştuğumuzda ne zaman iş hayatına başladın? Emin ol ilkokulda başlayan. Evet. En kötüsü ilkokulu bitirdikten sonra iş hayatına 12-13 yaşlarında çalışmaya başlayan, babaları sorumluluk veren, ilkokuldayken daha gidip çalışan, harçlık kazanan insanlar olduklarını görüyoruz. Peki sen böyle bir eğitimden geçtin. 12-13 yaşlarında sorumluluk aldın, yük aldın, atölyede çalıştın, fabrikada çalıştın, su sattın, simit sattın, efendim şunu yaptın, bunu yaptın, ayakkabı boyacılığı yaptın, 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 yaptın. Bugün buralara geldin. Dönüp hayatına baktığın zaman bunların hepsinin sana artı değerler kazandırdığını evet. görüyorsun. Peki sen bunları yaparak bu noktaya gelirken aynı süreci niye kendi çocuğun için yapmıyorsun?
İşte orada babalık giriyor devreye. Ben kıyamıyorum hocam diyor. E baban sana niye kıydı? Baban kötü bir insan mıydı? Zalim miydi? Sana zulmetmek için mi çalıştırdı? İlkokula gidiyorum. 3 ya da 4. sınıf hatırlamıyorum tam. Bir gün babam Manisa'dayız. Bisküvi fabrikasında çalışıyor babam. Bir kutu bisküvi getirdi böyle küçük küçük. Aldı beni pazara götürdü. Pazarın ortasına koydu. Akşam 5'te geleceğim dedi. Bu bisküvileri satmış ol dedi. Ya 3. sınıf ya 4. sınıfa gidiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Orada bir tane esnafa da talimat vermiş. Bak bakalım ne yapacak. Ben özür diliyorum. Sap gibi duruyorum yani. 9-10 yaşında bir çocuğum. Nasıl satacağım pazarda? Utanıyorum. Akşam geldi tabii sormuş. İşte bir iki tane zor satmışım. Ne yaptı demiş. Öyle sap gibi durdu. Bir şey yapmadı. Bana bir fırça attı. Öyle olmaz. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bağıracaksın. Bisküvi diyeceksin, susam diyeceksin. Bayan falan. İkinci hafta, üçüncü hafta sevgili kardeşim. Dördüncü hafta biz artık gel abla gel bayanların çantasına bisküvi koyuyoruz. Çocuk geçiyorsa bak bebek bisküvimiz var. Kremalı bisküvi almaz mısın ablacığım çocuğuna? Pamuk şekeri alacağına bak faydalı bisküvi al demeye başladık. İlkokul 3'ten 4'ten itibaren ben pazarda bisküvi satan, işte farklı işler yapan, çay bahçesinde çalışan, üniversiteye gittiğim zaman harçlığını kendisi kazanan, çıkartan, evine para göndermesi gerekiyorsa para gönderen, babamdan para almayan bir insan haline geliyorsunuz. E ama biz bu süreçleri yaşadık, biz bunların faydalarını gördük. Bugün yaz ayı geldiğinde ben soruyorum, kaç tane baba liseye giden oğlunu iş yerine götürüp çalıştırıyor? Hayır, haksızlık etmeyeyim, götürüyorlar ama patron koltuğunda oturuyor çocuk. Sabahtan akşama kadar koltukta oturuyor babasının bilgisayarın başında. Efendim sekreterler şunlar bunlar, prensim ne istersin falan filan. Hizmetler, yemekler, altında araba, olsun bu su. Ya ne bekliyorsun bu çocuktan be kardeşim? Hiç unutmuyorum. Yıllar önce çok sevdiğim bir dostum. Danışmanlık yapıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bak dedim oğlana yazık ediyorsun. Şu oğlana hayatın gerçeklerini öğret. Şu çocuğu gönder, devlet okulunda okusun. Dayak yesin, sıkıntı çeksin. Bak götür çalıştır, inşaatta çalıştır, şurada çalıştır. Çekirdekten yetişsin. Sen nasıl yetiştiysen Allah rızası için bu çocuğu da öyle yetiştir. Bak ileride problem yaşarsın. Dedik anlattık olmadı. En güzel okullar, en şunlar. Amerika'ya gönderdi. Yıllar sonra bir gün bir telefonla hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ne oldu abi dedim. Oğlan tabii artık işleri ele almaya başlamış. Bir yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz dedi. 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız dedi. Aksakallı işte danışmanlar, yönetim kurulu hararetli hararetli tartışıyoruz. Şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı, şunu yaparsak şu olur, bunu yaparsak falan. Ben de dedi birkaç yıl içerisinde şirketi artık oğlana bırakmayı düşünüyorum dedi. Biz hararetli tartışırken bir ara gözüm oğlana ilişti. Baktım masanın altında bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor dedim. Bir baktım masanın altında cep telefonundan oyun oynuyor. Yıkıldım hocam dedi. Senin söylediklerin aklıma geldi. Ben dedi birkaç sene içinde çocuğa şirketi bırakacağım. Hocam ben ne yapacağım? Allah rahmet eylesin abi. Yapacağım bir şey yok dedim. Yapacağın şey ne? Şimdi çok sayıda var. Bana bazen soruyor ne yapacağız? Şu an çoğu öyle yapmak zorunda kaldı. Şirketinizde aklı başında bu işi çok iyi yapan, çalışkan gençler varsa onları %3, %5, %10 neyse hisse vererek şu an hepsi öyle. Evet. Hepsi öyle. Ama suçlu biziz be kardeşim ya. Biziz be abiciğim. Evet. Sorumluluk vermiyoruz. En önemlisi. Yetki vermiyoruz. En önemlisi. Daha sonra hani sıkıntı çekmediği için refleks gelişmiyor. Yani biraz önce bahsettiniz işte kavga etmesi lazım dediniz. İşte mücadeleyi bilecek. Mücadeleyi bilecek. Yokluğu bilecek. Evet. Hayırı bilecek. Çünkü her çaldığınız kapı yüzünüze açılmıyor ki. 100 kapı çalıyorsunuz 99 tanesi yüzünüze kapanıyor. Evet. 100. kapı açılıyor. Oradan siz tabiri caizse malı götürüyorsunuz. İş yapıyorsunuz. Ama bugünkü bir genç 1. kapıyı çalıp yüzüne kapandığı zaman kapı bu iş olmayacak diyor. Ya bir devam etsene. Evet. Mücadele etsene. Sıkıntıları göğüs gersene. Bir sabret bakalım ya. Allah seni belki imtihan ediyor. Bakalım bu işi gerçekten ne kadar istiyorsun? Şimdi başarı yakalayan insanları çağırıp konuşuyorsun. Hemen ilk iş deneyiminde başarı olan kaç kişi var sevgili kardeşim? Evet. Defalarca iflas etmişler, defalarca mücadele etmişler. Arge kimse yüzlerine bakmamış, kenara itmiş, olmuş bulmuş falan falan falan. Başarısı başarısı başarısı. 10. yılın sonunda, 5. yılın sonunda o çalışmaların karşılığı olarak Cenab-ı Allah herkese emeğinin karşılığı var diyor ayet. Evet. Herkese, insana emeğinin karşılığı var. O emeğin sonrasında Cenab-ı Allah ona bir kapı açmış, oradan yürümüş. Ama şimdi bu çocukları biz küçük yaştan itibaren bu mesajları, bu vizyonu, bu davranış şeklini kazandırmadığımız zaman sonuç bu oluyor. Sadece çocuklarımızla ilgili de değil. Aslında çocukları bir şekilde çözersiniz. Evet. Profesyonel yöneticilerle, şunlarla, bunlarla. Şu an şirketlerin, fabrikaların, yöneticilerin en büyük handikapı
çalıştıracak eleman bulmakta da zorluk çekiyorlar. Ben İşkur'un organize ettiği kariyer günlerine gidiyorum. İstihdam fuarlarına gidiyorum. Evet. İşkur bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor. İlin ismini söylemeyeyim. Geçenlerde bir ilde istihdam fuarındayız. 110 tane o ilin en büyük sanayi kuruluşları, firmaları stand açmışlar. Efendim, insan kaynakları birimleri orada. Üniversitede okuyan ve üniversite mezunu gençler iş için başvuruyorlar. Onlar da değerlendirecekler. Sevgili kardeşim, çok önemli firmanın standına oturdum. İnsan kaynakları müdürüyle sohbet ediyoruz. 60-65 yaşlarında bir teyze geldi. Çocuklarım dedi, bir form verir misiniz, doldurmak istiyorum dedi. Hayırdır teyzeciğim dedim, iş mi arıyorsun dedim. Yok dedi, oğlan için dedi. Oğlan kaç yaşında dedim, 27 yaşında dedi. Ne iş yapıyor dedim, bilmem ne fakültesi makine mühendisliği mezunu. Çalışmıyor mu dedim, yok dedi. Nerede dedim, evde dedi. Teyzeciğim sen çalışacaksan gel seni hemen alalım dedim. Ama kusura bakma, senin oğlanı alma şansımız yok. Evet. 27 yaşında annesi üniversite mezunu delikanlı, akşamdan sabaha kadar bilgisayar başında, sabahtan akşama kadar yatıyor sevgili kardeşim. Annesi babası iş arıyor. Bakın kurumlarda da öyle. Belediyelerde, kamu kurumlarında, şirketlerde anne baba gidiyor. Ya bizim oğlana bizim göre oğlana iş var mı? Evet. Ya senin oğlan nerede kardeşim? Üniversite mezunu bu adam ya. Üniversiteyi bitirmiş. Nerede? İnsan kaynakları yöneticilerine ben hep kızdım yıllarca. Yıllarca bu çocuklara iyi bilgisayar benim yeter dediler. Aman iyi bilgisayar, iyi üniversite. Şu an bütün gençlerin hayali şu. Üniversiteyi bitirelim. İyi bir şirkette bize bir iş versinler. Mümkünse masa başı bir tane bilgisayarımız olsun. Sağa sola mail atalım. Altımızda da bir araba. Evet. Biz mümkünse de 5-10 bin lira bir maaş. Böyle bir iş var mı? Böyle bir fırsat var mı? Şimdi insan kaynakları yöneticileri diyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde bir genç bir yıl içerisinde en az 10 ila 14 tane iş değiştirecek. Bakın delikanlı bir iş yapıyor. Mühendisiniz, çalışan genç. Bir dosya getiriyor size. Bakıyorsunuz, bu olmamış diyorsunuz. Al şunu bir daha tekrar gözden geçir diyorsunuz. Adam gidiyor istifa ediyor. Eleştiriyi kabul edemiyor. Evet. En ufak bir sözü kaldıramıyor. En ufak bir olumsuz mesajınızı kaldıramıyor. En ufak bir sözü kaldıramayan bir genç, en küçük bir yükü kaldıramayan bir gencin sorunlarla mücadele etme şansı olabilir mi Sami kardeşim? Evet. Ama bu çocukları bu hale biz getirdik işte. Bir tarafta sokakta bakın, Konya sokaklarındaki liseli, üniversiteli gençlere bir bakın. Hepsi maşallah özgüven sahibi gibi, hepsinin yürüyüşünden vay be diyorsun. Şu gençliğe bakar mısın? Nasıl da muhteşem saçlar, bir özgüven var. Ama hepsi balon balon. Evet. Balon. Özgüven sahada olur. Er meydanında olur. Göreyim bakalım ben seni. Hadi bakalım bir buluş yap bakalım. Çalış bakalım. Sıfırdan başla. Bir çırak ol, kalfa ol, usta ol. Mücadele et. Alın teri dök, gözyaşı dök. Adam iş yerine geldiğinde şu kadar para maaş diyor. Bir gel bakalım. Ben bu işi çok iyi yaparım ya. Ben hep söylüyorum. Eğitim merkezim var. Öğretmenler çalışıyor. Hocalarım diyorum. Evet. Siz işinizi lütfen düzgün yapın. Sıtkı Aslanan gaflet ve delalet içerisinde olabilir. Sizin kıymetinizi bilemeyebilirim. Ben sizin değerinizi keşfedemeyebilirim. Ama bilin ki siz işinizi güzel yaparsanız kıymetinizi bilen biri mutlaka çıkacaktır ya. Kimse diyebilir mi ki ben kaliteli bir insanım, kaliteli iş yapıyorum ama benim kıymetimi bilmiyorlar. Çalıştığın kurum bilmez, seni başka bir kurum keşfeder. O vatandaş bilmez, o kaybeder. Sen işini bir düzgün yap bakalım. Sen işini mükemmel yap bakalım. Evet. Ama bizim çocuklarımızda ve gençlerimizde işte bu işini doğru yapma noktasında sıkıntı var. Bunu da küçük yaşlardan itibaren anne babanın öğretmesi lazım. Evet. Peki hocam, şimdi hani herkes baktığımız zaman genelleme yapacak olursak burada hep Boğaziçi ODTÜ ya da herkes üniversite mezunu olması şart gibi bir pozisyon var şu an. Ya da işte herkes şirketlerde üst yönetici olma zorunda gibi bir şart gibi böyle bir algı var. Tatminsizlik tabii. Peki bunun sebebi nedir? Nasıl olacak bu? Tabii şimdi anneler özellikle babalar çok zorlu bir hayat yaşadıkları için kendi anne babalarımız. Bizim kendi anne babalarımız aman oğlum bir devlet memuru ol, sırtını devlete daya yeter diyorlardı. Şimdi anne baba tabii herkes çocuğunun çok iyi yerlere gelmesini istiyor. İyi üniversite okumasını istiyor. Türkiye'nin de her tarafında üniversiteler açıldı. Yani bugün Türkiye'de 1 milyon öğrenci, 1 milyon 100 bine yakın öğrenci isterse bir üniversiteye yerleşebiliyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. Buralardan mezun oluyorlar. Mezun oluyor ama yapacak iş bulamıyor. Bakın geçen sene bir üniversitenin eğitim fakültesi dekanı dedi ki şu an Türkiye'de 485 bin tane öğretmenlik formasyonuna almış öğretmen olmayı bekleyen gencimiz var. Şimdi şu an Türkiye'de bütün öğretmen açığımızı kapatıyoruz desek
fazla fazla alsak 100 bin tane öğretmen ya alabilir devlet ya alamaz. E peki 385 bin öğretmen ne yapacak abi? 27 yaşında, 28 yaşında, 29 yaşında, 30 yaşına gelmiş hala KPSS'ye girip yüksek puan alıp atanmayı bekleyen gencim var. Ya tamam, öğretmen olmak zorunda mısın? Evet. Devlet memuru olmak zorunda mısın? Bir dön bakalım, ben hayatta ne yapabilirim? Bak şu an devletimiz KOBİ'lere, şunlara, bunlara, genç girişimcilere inanılmaz fırsatlar veriyor. Doğuya gidiyorum, seminerlere gidiyorum. Hayvancılığın bundan 5-10 sene önce zirvede olduğu yerlerde hayvancılık bitmiş. Şu an devlet 1 milyara kadar, 100 bin liraya kadar, 1 milyona kadar teşvik veriyor. Geliyor, ahırını kur diyor, hayvanını veriyor. İnanılmaz para kazanacak. Ama bugün kızınızı verirken delikanlıya, diyorsunuz ki köyde otursan vermem, şehre gideceksin. Evet. Ben kızımın öyle hayvancılıkla uğraşan, çobanlık yapan biriyle, efendim çiftçilik, ya geliyor şehre. 1500 lira, 1400 lira askeri ücretle çalışıyor. Perişan oluyor. Halbuki köyünde kalsa, evet, bağ bahçeyle uğraşsa, hayvan beslese, devlet veriyor ya, 1 milyon kredi veriyor sevgili kardeşim ya. Yani %10'unu sen karşıla, değil mi? O civarlarda. Aynen. Efendim ağrını yapıyorsun, hayvanını veriyor. Ya bugün hayvancılık inanılmaz bir boyutta. Adam senede 3-5 tane. İnsanlar da mutlu hocam, değil mi? Yani şimdi bu açıdan da bakmak lazım. Tamam, şehre tıkıştırıyoruz herkesi ama mutsuz. Şehirde mutsuz. Mutsuz. Nasıl mutsuz, mutlu olacak ki? Asgari ücretle nasıl geçinecek bir insan? Kolay bir şey mi ya? Konya şartlarında en düşük kira ne kadar, bana söyler misin? 5-5, evet. 600, 700, 800. 1000 TL. 1000 TL. 1100. Aldığı maaşı zaten oraya verecek. Çocuklar okul masrafı, kendi masrafı zar zor işte. Yine köyden bir şeyler gelerek. Halbuki köyünde yapabileceği o kadar çok şey var ki. Ama işte mesela bugün bir berber çırağı. Berberlere bakın, hepsi çırakla kafa arıyor. Evet. Terzili diye bir şey kalmadı. Antep'teyim. Bakır işlemeciliği orada çok önde gelen bir meslektir. Odalar Başkanı bakır işlemecisi, Sedef işlemecisi dedi ki hocam adam bulamıyoruz dedi ya. Bir bakırı dünyanın parası. Amerika'ya gittim, seminer verdim. Bir tıp profesörü Amerika'da doktor, doktorluğu bıraktı, benden bu işi öğrendi, şu an orada bakır işlemeciliği yapıyor. Evet. Yani o kadar önemli mesleklerimiz var ki, inanılmaz para kazanabilecekleri sanatsal anlamda işler var ama biz çocuğumuza o meslekleri hoş görmüyoruz. Yani benim çocuğum efendim olmaz, mühendis olacak. Bitiriyor mühendisliği, yok iş. Gelip zorluklarla da mücadele etmiyor. Sıfırdan da başlamıyor. Fabrika diyor ki, geçen bir arkadaş söyledi, orman ürünleri fabrikası olan. Orman fakültesinden mezun bir delikanlı geldi diyor. Ne kadar maaş istiyorsun dedim. 3 bin lira dedi. Gel dedim. Tamam, fabrikaya soktum. Bu makine ne işe yarıyor biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. Şu makine ne işe yarıyor biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Şu ne işe yarar biliyor musun dedim diyor. Bilmiyorum efendim dedim. Asgari ücretle başlıyorsun. Bu makinelerin ne işe yaradığını öğrendiğin zaman maaşın artacaktı. 4 yıl orman fakültesini bitirmiş, evet, orman ürünleriyle ilgili, ağaç işiyle ilgili yapan bir fabrikada makinaların ne işe yaradığını bilmeyen bir genç. Ne yapabiliriz biz bu gençte Allah aşkına? Ziraat fakültelerimizden mezun binlerce gencimiz, veterinerlik fakültelerinden mezun binlerce gencimiz, mühendislik fakültelerinden mezun binlerce gencimiz. 2 yıllık o kadar güzel okullar var ki binlerce gencimiz. Bak şu an Türkiye'de eğitim sisteminde yine önemli sıkıntılardan bir tanesi, bizim çocukluğumuz döneminde işte Anadolu liseleri vardı. Evet. 1-2 tane olurdu. Diğer çocuklarda, gençlerde ya meslek liselerine ya düz lise dediğimiz bir lise tabiri vardı. Anne baba çocuğunu meslek lisesine göndermezdi. Ya benim çocuk gidip ne yapacak? Ne yapalım? Düz liseye gitsin, oradan iyi bir üniversite kazansın. Ya zaten kapasite olsa düz liseye gitmez. Bu çocuk Anadolu lisesine, düz liseye giderdi oradan. Oradan da bir 4 yıllık işte herhangi bir fakülteyi bitirir, mezun olur, işsiz, sap gibi ortada kalırdı. Ben bazen söylüyorum, yanlış anlaşılmasın ama 28 Şubat sürecini en hücrelerine kadar yaşamış, iliklerine kadar yaşamış bir kardeşinizim. Üniversite yıllarında, okuduğumuz yıllarda ben Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okudum. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk uyguladığı yerlerdir 28 Şubat'ı. Ben 28 Şubat süreci, evet İmam Hatipler, Kur'an kurslarımız kapatıldı ama 28 Şubat sürecinin darbe vurduğu en önemli unsurlardan bir tanesi meslek liseleri olmuştur. Hatta bazen diyorum ki bu adamlar bu kat sayı problemini, bazen diyoruz İmam Hatiplerin önünü kesmek için getirdiler. Ben bu kat sayı problemini getirenlerin asıl hedefinin meslek liselerini bitirmek olduğunu düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Yani ya zaten, ara eleman yetişmesi evet, mi? Evet. Ya zaten İmam Hatiplerin ortaokullarını kapattılar mı? Evet. Kapattılar. Kur'an kurslarımızı kapattılar mı? Kapattılar. Biz İmam Hatip öğrencilerinin üniversiteye katsayı problemi getiriyoruz deselerdi bir şey mi diyecektik? Ya zaten her şeyi yapmışsın.
Ama meslek liselerini niye kattın sen bunun içine? Hani İmam Hatip'i sanki böyle onu kurtarmak gibi. Ya yok, alakası yok. Yapsa hangimizin sesi çıkacak? Zaten benim okulumu kapattı. Kur'an kurslarımı kapattı. Ben bir şey diyemedim. Ona mı bir şey diyeceğim? Hatırlıyorum o dönemi. Kayınpederim benim elektrik bölüm başkanı. Bir meslek lisesinde, Türkiye'nin en iyi meslek lisesinde, Gebze'de. Yazın telefonumu kapatırdım oğlum diyor. Vali, milletvekilleri, milli eğitim müdürleri arar. Meslek lisesine çocuk kaydetmek için. En zeki çocuklar, fen lisesine gidemeyen çocuklar meslek lisesine giderdi. Evet. Oradan elektrik, elektronik, işte bölümlerden direkt üniversiteye. Ama şu an hiçbir yere gidemeyen öğrenciler meslek liselerine gider hale geldi. Evet. Düşünebiliyor musun? Elektrik bölümünü okumuş, 4 sene okumuş bir genç elektrik mühendisliğine gidemiyor. Hayatında elektriğin E'sini görmemiş, Anadolu Lisesi'nde okuyan, iyi soru çözen, test çözen bir çocuk elektrik mühendisliğine gidebiliyor be kardeşim ya. Evet. Hocam çok keyifli bir muhabbet oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam aramız olacak. Ardından tek bir soruyla inşallah programı nihayete erdireceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından yine birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, Zirve programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Sıtkı Aslanhan beyefendiydi. Birinci bölümde çok güzel konuları paylaşırken yoğun bir şekilde ikinci bölümde de hocam aslında hani tamam sıkıntılar, birçok sıkıntılar var. Eğitim sistemimizle alakalı sıkıntılar var. Doğru, ailelerimizden kaynaklı sıkıntılar var. Ama geçmişte de baktığımız zaman hani Göktürk alfabelerine bakıyorsunuz, işte orada bile insanlar hayat pahalılığından ya da benzer şikayetlerden şikayet ediyor. Son olarak söyleyecek olursak hem ne yapacağız? Ne olması gerekiyor ki? Özellikle hani bizim şimdi muhafazakar camiamızın da sıkıntılarından bir tanesi, anne babaların, ebeveynlerin de sıkıntılarından bir tanesi. Abimize bakıyoruz, kendisi zamanında gençliğini bu dava uğrunda çok ciddi emekler sarf etmiş. Bu ülke için oldukça güzel meşakkatlere katlanmış. Bu işin tozunu yutarak bugünlere gelmiş. Fakat evlatlarına baktığımız zaman hiçbir şekilde o taraklarda bezi yok. Ya da çok farklı bir dünyada. Aynı hani iş hayatında da değerlendirdiğimiz zaman da böyle. İşte baba 130 ülkeye şu an ihracat yapıyor. Çok ciddi bir iş potansiyeli var ama evladına fabrikasını bırakamıyor. Böyle sıkıntılarımız var. Bunların çözümleri ne olmalı, ne yapmalıyız? Tabii önce şunu söylemekte fayda var. Dünya hayatı bir imtihan hayatı. Dünyada bulunma nedenimiz imtihan olmamız. Bunu göz ardı bir etmemek lazım. Eleştirilerimiz var, bunları söylüyoruz. Anne babaları böyle suçluyor gibi konuşuyoruz ama peygamberlerin evlatları babalarına iman etmemişler. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Gemide 3-5 tane adam var. Oğlu yok. Haşa, biz Nuh Aleyhisselam'dan daha iyi bir baba değiliz. Evet. Biz anne ve babalığımızı yaparız. Allah bizi evlatlarımızla imtihan etmesin. Ama Cenab-ı Allah da diyor ki size sevdiklerinizle imtihan edeceğim diyor. Belki bugünkü en büyük sıkıntımız da o. Anne babalar, tırnak içinde söylüyorum, çocuklarına biraz tapar pozisyona geldiler. Yani fazla ilgi alaka gösterince, fazla değer verince, fazla önemseyince, Allah da madem sen buna çok değer veriyorsun, evet, seni ben bununla bir imtihan edeyim diyor. Yani çünkü paraya değer vereni parayla imtihan edecek. İşte mala mülke vereni mala mülke, makam mevki aşkıyla yanıp tutuşanı Cenab-ı Allah o makam ve mevkiyle imtihan ediyor. Bugün de imtihan araçlarından bir tanesi. Yani bir öncelikle bunu bir belirtmek lazım. Yani bir şeyle imtihan olacağız. Eşimizle, ana babamızla, çocuklarımızla, malımızla, mülkümüzle bir şekilde imtihan olacağız. Bu bir imtihan aracı. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yani şunları yaptık ama yine olmuyor. Biz bunları söylüyoruz, aileleri eleştiriyoruz. Gerçekten her türlü hizmet yapan insanlar var. Olmuyor. Benim çok yakinen tanıdığım Türkiye'nin saygın firmalarından diyelim ki 4 çocuğu var. 3 tanesi melek gibi, pırlanta, harika, işin başında, her şeyle mükemmel. Ama bakıyorsun bir tanesinde içki, kumar, o bu sıkıntı ailenin başına bela olabiliyor. Evet. Ya aynı aile, aynı ev, aynı ananın sütü, aynı yemeği yemiş, aynı tedrisattan geçmiş ama Allah imtihan ediyor. Öncelikle bunu bir ayıralım. Yani Allah kimse imtihan etmesin. Amin. Bu birinci sırada. İkincisi, ama ben dönüp bir baba olarak şunu yapmam lazım. Bir anne olarak neleri yapmam lazım ki yarın Allah bana hani yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden aile efradınızı, çocuklarınızı koruyun diyen Rabbime, ya Rabbi ben çocuklarımı ateşten korumak için,
Ya Rabbi, ben çocuklarımı cehennemden korumak için, senin rızanı kazanan insanlar olmaları için ben elimden geleni, gücüm, aklım, fikrim kestiğince yaptım diyebilmenin argümanlarına bakmam lazım. Ben bunları yapayım. Bu samimiyeti göstereyim. Ha çocuk yoldan çıkar, sıkıntılı olur, problemli olur, buna yapacak bir şey yok. Ama işte bizim burada konuştuğumuz, biz anne baba olarak doğruları yapma noktasında sıkıntılarımız. Ben buradan rica ediyorum. Bir, çocuklarınıza lütfen tapmayın. Çocuklarınız Allah'ın size emanetleri. Emanete ihanet etmeyin. Bırakın hayatın gerçeklerini görsünler. Çocuklarınızı, İmam-ı Gazali Hazretleri öyle diyor, açlıkla terbiye ettin. Toklukla değil. Bugün ilkokul, ortaokul, lise giden çocuk eve geliyor okuldan. Daha kapıdan girer gibi. Anne, anne ne yemeyiyor? Oğlum 5 dakika sonra. Anne ya geberdim açlıkta ya Ali. Ya ulan oğlum bir dur bir 5 dakika 5 dakika. Bak 5 dakika yemeğe sabredemeyen bir nesil yetişiyor. Ya bir aç kalsınlar. Ben kendi çocuklarıma söylüyorum. En büyük kızım var lise 1'de. Kızım diyor. Ben bilsem ki sen bir prensle evleneceksin. Sana prenses hayatı yaşatacak kocan. Evet. Vallahi ben de şu an imkanlarım ölçüsünde sana prenses hayatı yaşatacağım da. Ama seni nasıl bir hayat bekliyor bilmiyorum be kardeşim. Onun için ben olabilecek her türlü şartlara göre sizi yetiştirmem lazım. Kendim için söyleyeyim. Ayakkabı alacak kızım. İmkanlarım var. Şu an kızıma 500 liralık en güzel ayakkabıyı alabilecek imkanım var. Ama bizim evde bir limit vardır. Bir sınır vardır. 80 lira, 90 lira, 100 lira. Liseye giden kız için. İlkokul 3'e giden oğlanın ayakkabısı 40 liradır sevgili kardeşim. Gideriz El Siva'dan 39.95 kuruşa ayakkabı alırım. Ya gidip 250-300 liralık en marka ayakkabı alabilecek imkanım var ya. Bir oğlum işte lan ne olacak? Kimin evet. için çalışıyorum ben? Evet. Ama ben ona yarın hayatım ne vereceğini bilmiyorum ya. Bilsin ya. Eşofmanını ilk gün yırtmıştı. Hanıma dedim ki dik dedim eşofmanı. Ben dikilmiş eşofmanla gitmem. Eşek gibi gideceksin. Evet 50 liralık bir eşofman. 100 tane alabilirim. Ama ilk gün bu eşofman yırtılmaz. Sen bugün malının kıymetini bilmiyorsan yarın başka şeylerin de kıymetini bilmeyeceksin ya. Dik ister giysin ister giymesin. 2 hafta eşofmansız gitti okula. Hocadan fırça yiyince tıpış tıpış anasının diktiği dizle okula. Vay Sıtkı hocanın oğlu yırtık eşofmanla dikildi, dizi dizin bir dikilmiş eşofmanla gidiyor. Ya gelsin ne yapayım? Bana ne millet kıyamet kardeşim koptu, bana ne ya? Bilsin. Bir daha aldığımda aynen. yırtmaması gerektiğini, koruması gerektiğini bilsin. Ama biz maalesef bu yokluğu göster. Çocuklarımıza hayır demeyi öğreneceğiz. Hayır. Şu yok oğlum hayır alamam. Mümkün değil. Ben soruyorum şu an televizyonlar başında bizi dinleyen anne babalar. Üniversiteye gidene kadar çocuğuna akıllı telefon alan anne babanın aklına şaşarım. Telefonlar akıllı, çocuklar akılsız. Ya bırakın çocuk akıllı olsun. Ne işi var? İlkokula, ortaokula giden çocuğun elinde cep telefonu ne işi var ya? 3000 liralık telefonun çocuğun elinde ne işi var? 2 aylık asgari ücret parası sevgili kardeşim. Evet. Ne yaptı bu çocuk? Neyi hak etti? Takdir alırsam ne alırsın dedi. Senin görevin takdir almak. Senin görevin okul birincisi olmak. Senin görevin başarılı olmak. Senin görevin sınavda 100 almak. Okulda takdir alman için bütün gerekli altyapıyı ben hazırladım mı sana? İhtiyaçlarını karşılıyor muyum? Evet. Bir eksiğin var mı? Ya senin görevin bu ya. Senin zaten amacın bu ya. Yapman gereken bu ya. Oo, zayıfsız karne getir bilmem ne. Şunu üniversiteyi kazan. Üniversite dedi de devlet özel üniversiteyi kazanıyor. Altına arabayı çekiyorsun üniversiteli gencin. Metroya binmiyor, Marmara'ya binmiyor, otobüse binmiyor, minibüse binmiyor. Yurtta kalmamış, tabilottan bir yemek yemeyi bilmiyor. Evet. Ayda 5-10 bin lira limitsiz kredi kartı arkadaşlarıyla İstanbul'da görüyoruz. Evet. Gecenin 12'si biri Boğaz'da bilmem ne kafede arkadaşlarıyla beraber nargileleri tüttürüyor. E sen ne bekliyorsun bu çocukları? Onun için hayır diyeceğiz. Yokluğu bilecek bir diğer konu, mutlaka çocuklarımızı çalıştıracağız. Küçük yaşlardan itibaren kendi yanınızda değil, edeben, ahlaken, örnek alacakları insanların yanında çıraklık yapmalarını, harçlıklarını kazanmalarını bu çocuklara bizim öğretmemiz lazım. Bir diğeri, çocuklarımızın gündeminden televizyonu, tableti, bilgisayarı çıkarmamız lazım.
küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızla ilgilenmemiz lazım. Babalığın çocuk eğitimi üzerinde çok önemli rolü var. Bunu inşallah bir başka konuda programda uzun uzun anlatacağız. Babanın ilgilendiği çocuklar davranışsal problemler yaşamıyorlar. Babanın ilgilendiği çocuklarda sınırları aşma, efendim mücadele etme dürtüsü artıyor. O iş adamı abim çocuğuna vakit bulamıyor. Çocuğunun eğitimini başkalarına havale etmeyecek. Alacak, dağlara götürecek, kamplara götürecek, yaylaya götürecek, zorluklarla görecek, iş toplantılarına götürecek, yurt dışı gezisine götürecek, fabrikasında çalıştıracak gerekiyorsa yokluğu, sıkıntıları, dertleri, problemleri, engelleri de bizim çocuğumuz küçük yaşlardan itibaren yaşayacak. Çocuk model alacak. Şimdi bakın bütün büyüklerimizin hayatında model insanlar var. Bugün çocukların modeli kim? Televizyondaki artistler. Evet. Kısa yoldan köşeyi dönenler. Evet. Sosyal medyada kısa yoldan fenomen olan tipler. Herkesin derdi bu. Ama biz çocuklarımıza doğru insanları model alacağız. Sevdiğimiz, beğendiğimiz büyüklerimizin yanına götüreceğiz. O amcalar bulacağız, dayılar bulacağız, abiler bulacağız. Bunlar bu çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren doğru mesajları gönüllerine verecek, nakşedecekler. Ve biz de çocuklarımıza çok dua edeceğiz, çok dua edeceğiz. İnşallah evlatlarımız hayırlı insanlar olacaklar. Zorlukları bilsinler, yoklukları, okulda bir problem var, kendisi çözmeyi öğrensin. Evet. Bugün lise giden bir delikanlı markete git peynir al desen hangi peyniri alacağını bilir. Bugün lütfen şu saatlerde program bittikten sonra bir baba toplasın kızını oğlunu. Kızım oğlum bu ay elektrik faturamız kaç para geldi? Doğalgaz faturamız kaç para geldi? Su faturamız kaç para geldi bakalım kaç tanesi? Evet. Kapının önünde servise biniyor, okulda iniyor, okuldan servise biniyor, kapının önünde iniyor. Annesi 8-10 çeşit kahvaltıyı önüne koyuyor. Tamamen sanal bir dünya. Evet. Çünkü sanal, arkadaşım öyle diyor. 4,5 yaşında oğlumla diyor arabada gidiyoruz, bir kaza yaptım diyor, bir çarptık. Üzüldüğümü görünce 4,5 yaşında. Baba ne üzülüyorsun demiş ya. Bir enter tuşuna bas her şey düzelsin. Ya algılarımız nasıl değişti tabii, değil mi? Artık. Yani enter tuşuna basıyorsun hayat. Ama hayat seni enterlıyor kardeş ya. Hayat affetmiyor ki. Şu an iş adamı dostlarımız ne diyor? Hayat çok zor. Mücadele gerekiyor. Ekmek aslanın ağzından midesine indi. Evet. Senin çocukların geldiği zaman ne olacak? O mücadeleyi nasıl verecekler? Onun için mücadeleci, sorun çözen, aklı başında, okuyan, araştıran, hak etmediği hiçbir şeyi elde edemeyeceğini bilen çocuklar yetiştirirsek, babaymış gibi değil de baba olursak, Allah'ın izniyle çocuklarımıza hayırlı evlatlar olacak, evet, diye düşünüyorum. Hocam yüzmeyi de hani öğrenmek için çocuğu bir şeye bırakmak gerekir. Yani insan kendisi de yüzmeyi öğrenmek istiyorsa boyunu aşan bir yerde yüzmeyi öğrenmesi gerekir. Şimdi sana çok vahim bir şey söyleyeyim. Geçen bir özel okuldayım. Genel müdürün yanındayız. Bir baba geldi. Öğretmenin bir tanesi çocuğu biraz azarlamış. Yanlış bir davranışından. Bu şikayet etmeye geliyor. Öğretmeni alacaksınız diyor okuldan diyor. Ben diyor çocuğumun gölgesine basmaya korkuyorum diyor. İfadeye bakar mısın? Evet. Ben diyor yolda yürürken çocuğumun gölgesine basmaya korkuyorum diyor. Siz diyor kıyamıyorum diyor. Nasıl benim çocuğumu fırçalar? Sen ne bekliyorsun bu çocuktan ya? Evet. Ne bekliyorsun? Ne yapacak bu çocuk? Nereye kadar koruyacaksın? Çocuk yanlış yapıyor. Duvara toslayacak. Biraz canı yanacak ama bu duvara toslama ona bir fatura çıkartacak. Bir şeyler öğrenecek. Tam duvara toslanacağız zaman tosunum kıyamam ben sana. Ya dur toslasın ya. Evet. Dur toslasın. Bilsin yanlış yaptığını. Hiç çocuklar yaptıkları yanlışların faturasını gör. Faturayı baba ödüyor hemen. Hemen. Arkadan ödüyor. Ya bırak. Bırak. Geçen kaliteli ailelerin çocuklarıyla bir programda yemek yiyoruz. Çocuklardan bir tanesi garsona teşekkür ederim, elinize sağlık dedi. Yanındaki Müslüman ailenin çocuğu ne dedi biliyor musun sen? De teşekkür ediyorum lan dedi, parasını vermedik mi dedi. Ya. Sence bu evde neler yaşanıyordu? Bu ev hizmetçisine, evde çalışanlara nasıl davranıyordur? Tamamen maddesel, ya, maddeye bak, bağlı. Tamam. De teşekkür ediyorsun lan dedi, ya, parasını vermedik mi? Ortaokul çocuğu, ortaokul. Sen bu çocuğu bu hale kim getirdi? Nasıl getirdi? Dedim ya tırnak içinde tapıyoruz. Çocuklarımıza tapmayacağız ya. Hayatın gerçeklerini görsünler. Yarın biz yokuz. Biz olmayacağız. Bilemiyorum ki. Bilsem ki ben 80 yaşına kadar yaşayacağım. Gücüm olacak, kuvvetim yerinde olacak. Evet. Çocuğumu koruyup kollayacağım. Eyvallah. Ama hayatın ne zaman fişimi çekeceğini bilmiyorum ya. Bırak benden sonra o çocuk ayakları üzerinde durmayı öğrensin. Ben yokken hayatı yaşamanın
provasını küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza yaptırmamız lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Programınız da yoğundu ama kırmadınız bizi, programımızda teşrif ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, Sıtkı Aslanhan Beyefendi'yi konuk ettik. İş dünyasında gencin pozisyonunu konuşmaya çalıştık. Bizim de aslında söylemeyi, ifade etmeye gayret ettiğimiz birçok konuyu Sıtkı Hocam çok güzel bir şekilde ifade etti. Sizlere teşekkür ediyoruz bizleri konuk ettiğiniz için. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya yeni bir konuk, yeni bir isimle zirvede görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim.